Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de kremalı mantar çorbası yapacağız. Güzel bir çorba yapacağız yine. Ağzımıza layık, çocuklarımızın, herkesin çok seveceği, besleyici bir çorba yapacağız. Önce dilerseniz malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz 500-600 gram kadar mantar kullanacağız. Mantarları bu şekilde temizledik. Gövde kısmını koparttık, sadece üst kısmını kullanacağız. Bir baş soğanımız var. 2 kaşık unumuz var. 1 pakette krema kullanacağız. Krema yerine dilerseniz 1 bardak da süt kullanabilirsiniz. Tenceremize sıvı yağ koyduk. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Ben zeytinyağı kullandım. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyduk. Şimdi önce soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Soğanlarımızı ince ince doğrayıp ocağa verelim. Daha sonra mantarlarımızla devam edeceğiz. Soğanlarımızı doğradık. Soğanlarımızı tenceremize alacağız. Soğanlarımızı öldürürken biz de mantarlara devam edeceğiz. Mantarlarımızı ince ince doğrayacağız. Öncelikle soğanlarımızı tenceremize aldık. Tenceremizi de ocağımıza götürelim. Soğanlarımızı öğlene kadar biz de mantarları doğrayalım. Evet, soğanlarımızı ocağımıza aldık. Şimdi mantarlarımızı ince ince doğrayacağız. Mantarlarımızı nasıl doğrayacağız? Şimdi göstereceğim bunu. Evet, mantarlarımızı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra bu şekilde ince ince doğruyorum. Ağızları büyük arkadaşlar. Onları böyle üçe de bölerek de yapabiliriz. Evet arkadaşlar, soğanlarımız neredeyse öldü artık. Şimdi sıra mantarlarımızı tencereye koyma vakti. Mantarlarımızı da tenceremize döküyoruz. İnce ince doğradığımız mantarları da tenceremize alıyoruz. Şimdi mantarlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Mantarlarımız suyunu salacak. Daha sonra çekecek. Suyunu çekene kadar bu işlemi devam edeceğiz. Pişirmeye devam edeceğiz. Evet. Mantarlar suyunu salmaya başladı. Arasıyla karıştırarak bu şekilde devam ediyoruz. Evet, mantarlarımız suyunu çekti. Şimdi 2 yemek kaşığı unumuzu mantarlarımıza döküyoruz. Onları da kavuracağız. İyi güzel. Mantarlarla birlikte birkaç dakikada onları kavuracağız. Orta ateşte. Karıştırarak kavuruyoruz. Unumuzun kokusunu çıkarttıktan sonra kremamızı ilave edeceğiz.
yeterli kadar kavruldu. Şimdi kremamızı da ilave edelim. Bir miktarda kremayla çevireceğiz. Bu şekilde. Kremamızı da koyduk. Şöyle bir karıştıralım bununla. Evet. Kremamızı da böyle kaynamaya başladıktan sonra suyunu ilave ediyoruz. 3,5-4 bardak su ilave edeceğiz. Orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi karabiberini ve tuzunu da koyacağız. Kapağını kapatacağız. Tuzunu ilave ediyoruz. Bir miktar da karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar. Çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını kapatalım tenceremizin. Çorbamızı kaynamaya bıraktık. Kremalı mantar çorbamız hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun.